şöyle bir yaklaşma işlemini de edeceğiz. Bakalım yaklaşmanın nasıl bir tepki alacağız. Size göstereyim isterseniz. Bakın korkma durumu nasıl oluyor. Evet, daha şey yapmadan bir çırpınma noktasına geldi. Ben burada yavaşça elimi uzatıyorum. Çok yavaş şekilde. Minik minik. Ve burada ona biraz seslenerekten işlem yapmaya çalışacağım ama ister istemez kuş biraz tabii çekiniyor. Şimdi elimi koydum. Aniden elimizi koymayalım sevgili arkadaşlar. Şu an için o kaçmaya çalışacak. Yer arıyor bakın. Evet. Çok fazla zorlamamak gerekir. Çok fazla aşırı derecede korkutursak güvenini kazanmamız zorlaşabilir bu kuşlarda. Çekirdeği çok seviyorlar. Şöyle çekirdek koydum. Özellikle kızıldaldarıyı seviyor. Aspur ağırlıklı yem hoşlarına gidiyor. Suluğunu da koydum. Buraya başka ekstra tabii konabilecek malzemeler de bulunmakta. Onlarla ilgili de yine size bilgiler paylaşıyor olacağım. Evet, biraz tepelerde dolaşıyor şu anda. Tabii bu kuşla ilgilenmek gerekiyor. Yani bunu aldığımız kenara bıraktık tarzında bir durum olmaması gerekiyor. Günlük olarak en az 1-2 saat boyunca kuşla iletişim kurmamız lazım. Takma isim koyduysak eğer bir isim koyduysak onunla alakalı yine bilgi vermemiz lazım. Sürekli tekrar etmemiz lazım kuşa. İşte ne bileyim şu anda. Evet bakın. Şu anda kuşu çok fazla dokunmayacaksınız çünkü kuş biraz kendini güvende hissetmiyor. Yeni yavrudan tabii olduğu için, annesinden babasından ayrıldığı, kardeşlerinden ayrıldığı için biraz sıkıntı yaşıyor sevgili arkadaşlar. Mümkün oldukça onun yanında durmaya özen gösterin, konuşmaya, lakap takmaya. Bakalım alışkanlıklarımız nasıl olacak? Zamanla ben ona alışacağım, o da bana alışacak. Bu şekilde bir irtibat kurmaya gayret edeceğiz. Evet arkadaşlar selamlar. Eğitimimiz devam ediyor. Eğitim sırasında kuşumuzun herhangi bir şekilde kanatlarının kırılmaması, incinmemesi için şu görmüş olduğunuz tünekleri çıkardım. Kafesin içerisinde herhangi bir tünek gördüğünüz gibi bulunmuyor. Hafif hafif elimi sokmak suretiyle elime yavaş yavaş alıştırmaya başladım. Bu alıştırma sırasında kuşumuzun ilk etapta kaçma durumları söz konusu oluyor. Bunu engellemek adına sakin, kibar ve sevecen bir dille yaklaşıyoruz. Elimi hızlı bir şekilde hareket ettirmiyorum, hayvana vurmuyorum, yüksek sesle de bağırma işlemi gerçekleştirmiyorum sultan papağanımızı eğitirken. Şu an gördüğünüz gibi elimin üzerine geldi. İlk etapta parmakları soğuktu, yani parmağımın üzerine konduğu zaman ayakları buz gibiydi ama yavaş yavaş ılınmaya başladı. Bu kuşlardaki sıcaklık vermesi hoşlandığı, herhangi bir korkun olmadığı anlamına gelmekte. Eğer soğukluk varsa korktuğu anlamına geliyor. Şu an gördüğünüz gibi sultan papağanımız rahat bir şekilde duruyor. Sadece hafif bir tedirginliği var. O da duruşundan gördüğünüz kadarıyla kuyruğunu arkaya doğru kapatmış vaziyette. Sevdiği şeylerden koyabilirsiniz. Buraya ne koymuşum ben? Bakın dalları mama yaptım. Yumurta maması yaptım. O hem hamsterlarıma hem de kanarime ve muhabbet kuşuma verdim. Bu arada da yine sultan papağanımı da vermiş oldum. Amacım şu anda kuşumu fazla ürkütmemek. Her gün bu şekilde elimi alıp bu şekilde tutmam lazım. Yani şunu diyebiliriz. Ya böyle 10 dakika 15 dakika tutulur mu? Ne gereği var? Böyle sıkılır insan. Ya bu şekilde olur. Yani bu şekilde alıştırmanız lazım. Bir de perdeleme yöntemi var. İki perdenin arasına sokuyorlar. O da olabilecek bir sistemdir sevgili arkadaşlar. Ama ben daha denemedim. Kuşumuz eğer sıkıldıysa çıkıp inmek istediği zaman bunu bırakmamız lazım. Herhangi bir şekilde bunu elimizden kovalamak, sıkmak, kanatlarını ellemek gibi bir işlem yapmayın. Ne kadar kendinize güven sağlatırsanız o kadar kısa sürede alışmaya başlar sultan papağanınız.
Evet, şimdi yavaş yavaş bir kuşumuzu sevmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Sakin sakin sevmeye gayret ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Hafiften şimdi elime almaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Evet. Şu elime aldım. Şimdi baktığım zaman ayaklar hafiften soğuk gözüküyor. Bu soğukluk şu anda çok keyifli olmadığını, çok hoşlanmadığını, biraz tedirgin olduğunun ifadesi. Ne zamanki ayağındaki sıcaklığı size vermeye başlar, eliniz ısınmaya başlar, o zaman herhangi bir sorun olmadığı anlamına gelir kuşunuza. Bu genelde muhabbet kuşlarını da bu şekilde sevgili dostlar. Bu üçüncü gün eğitimimiz 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde tempolu devam ediyor. Fazla zorlamıyoruz kuşumuzu. İşte kanadını sevmek, dışarıya çıkarmaya çalışmak, avcumuzu almak, elimizin içinde saklamaya çalışmak, bunları yapmayacağız. Otomatik olarak kuş bizden ne yapar? Güvenini kaybeder, korkmaya başlar. Bunu şimdi yerine koyalım şöyle hafiften. Evet. Kuşumuzu bu şekilde bırakıyorum. Şöyle yemlere bakalım. Burada yemi var. Gördüğünüz gibi aşağıda çekirdeği falan var. Çekirdeklerinden gördüğüm kadarıyla çok fazla açılanı yok. Biraz sert olanları açamıyor. Ama şeyleri yemiş. Aspurlu olan yemleri çoğunu yemiş. Bu dönem içerisinde şöyle bir sıkıntıya düşebilirsiniz. Özellikle muhabbet kuşlarında da oluyor. Buradan yemeğe alışmadığı için ben hem buraya koydum yemi hem de aşağıya koydum. Şöyle hem yere hem de yemliğe koyabilirsiniz. Çünkü kuş buraya genelde alışık olmadığı için, yani normalde anne babada olduğu zaman yerden yediği için ister istemez yerden yeme alışkanlığı olur ve buraya alışmadığı için kuşunuz zayıf düşebilir. O yüzden ben yere de koyuyorum. Daldarıyı da koydum. Bu şekilde astım. Kafasını estiği zaman yesin diye sevgili arkadaşlar. Evet, eğitimlerimiz devam ediyor. Bugün 3. günümüzde. İleriki günlerde nasıl eğitimler göstereceğiz, nasıl kuşu kendimize alıştıracağız, bunları da yine size farklı tüyolarla aktarmaya çalışacağım. Kuşumuzu yavaş yavaş elimize almaya çalışacağız. Hala tedirginliği tabii ister istemez devam ediyor. İlk önce hemen yere inme gayretinde bulunuyor kuşumuz elimizi uzattığımız zaman. Ama mümkün oldukça yavaş tempoda elimizi uzatmamız gerekiyor. Güzelce seslenerek kuşumuza. Bakın yavaştan aşağı inmeye gayret edecek. Çünkü daha tam olarak elimize alışık değil kuşumuz. Gel bakalım. Bu durumda çok fazla korkutmamak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Elinizi mümkün oldukça sabit tutun. Ki herhangi bir şey yapmasın, korku duymasın elinize. Hatta şurada mesela yem var. Yem vermeye çalışalım, bakalım nasıl bir tepki gösterecek. Çıktığı zaman. Cambazlık edelim, bakalım yem verelim. Şu an biraz oyun yapıyor. Oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor. Önemli olan tabii burada elimizi alıştırma temposunda kuşumuzda biraz da karakterin de önemli bir hususu bulunmakta. Kuş ne kadar uysal karakter olarak yumuşaksa o kadar çok alıştırma şansınız bulunuyor kuşunuzu. Gördüğünüz gibi kuşa hiçbir şekilde müdahalede bulunmuyorum. Elimle herhangi bir ona vurma, bağırma tarzında bir fonksiyonum yok. Şu anda elim orada olmasından dolayı biraz tedirgin, normaldir. Çünkü siz de yabancı birisinin evinize
elini kolunu sokması normalde hoşunuza gitmezdi. Sürekli ilgilenmeniz, belirli bir gün içerisinde en azından 1-2 saat vaktinizi geçirmeniz gerekiyor kuşla. Evet sevgili arkadaşlar, kuşumuzu omzumuza yerleştirdik. Çok fazla müdahalede bulunmayacaksınız kuşunuz için. Yapması gerekenlerle ilgili orası sakin durmasını sağlayacaksınız. Çünkü o şimdi omzunuzu tanıyacak biraz. Ne yapması gerektiğine bakıyor, ediyor. Ben buraya mesela arada bir yem veriyorum. Bakalım şöyle göstereyim. Şuraya yemi bıraktım. Bakalım ne yapacak. Bunu mesela omzunuza koyun, siz işinize gücünüze bakın. Eğer bilgisayarda mı uğraşıyorsunuz, bir dersiniz mi çalışıyorsunuz, bir iş mi yapıyorsunuz, bu şekilde takılın. O zaten orada ister istemez bir zaman sonra keşfetmeye çıkacak, dolaşmaya çıkacak. İşte ensenizi gırtlayacak ve kulağınıza gelecek, kumaşın oradaki dikişlerini falan kurcalayacak. Zamanla oraya alışmaya başlayacak. Şimdi bakın, etrafı incelemeye başladı. Evet. Şimdi de yemimizi aldı, koyduğumuz yemi. Onu yemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, hemen alışma noktasına geldi. Çok fazla agresif davranışlarda bulunmayalım. Müzik sesi açma, ne bileyim işte ani hareketler yapma tarzında işlemler yapmayalım, davranışlarda bulunmayalım. Çünkü bu davranışlar sultan papağanınız ya da alıştıracağınız muhabbet kuşunuzu elinizden kaçmasına, korkmasına neden olacaktır. Dediğim gibi zaman gerektiren bir durum. Yavaş yavaş, adım adım, hemen bir şey olmaz. Kimse kimseye bir anda alışmaz. İnsanlar bile birbirine alışmıyor. O yüzden yavaş tempoda kuşumuzu kendimize alıştırmamız gerekmekte arkadaşlar. Evet, şu anda Levent eline alma denemeleri yapıyor. Levent mesela şimdi elini aldı. Bu elini aldıktan sonra zorlamamak lazım. Kaçıyorsa evet. Kaçsın. Aynen, kaçıyorsa kaçacak. Biraz müsaade edeceksin, çok fazla sıkıştırmadan. Hem ortamına alışıyor, hem kafesine alışıyor. Bu kuşumuzun alıştırdığımız gün içerisinde mevcut durumu bu şekilde. Bakalım. Bir daha bir deneyelim elimizle. Gel. Gel. Aferin. Aferin. Hop yap. Aferin bak. Oraya gitmek istiyor. Orada daha güvenli hissediyor ilk aşamalarda. Çok fazla kovalamamak lazım. Evet. Yavaş cana. Evet tamam, öbür elini çek. İşte bu şekilde elimizi mümkün oldukça tutmamız gerekiyor kuşumuzda. Bakın evet, Levent'in kafasına mı konacak? Yok, omzuna doğru gidiyor sanki. Bakın ya. Tüylü kumaş değişik geldi ona. Tamam, elini koymana gerek yok ya. Hayvan orada duruyorken. Omzunuzda dururken öterse planız patlıyor. Evet, bayağı sert bir çığlık atıyor. Temiz bağırıyor. Evet, yavaş yavaş işte bu şekilde alıştıracaksınız sevgili dostlar. Kaçmak istiyorsun sen. Olay bu. Yani fazla bir şekilde vakit ayıracaksınız kuşunuza alıştırma esnasında ve çok fazla sıkmayacaksınız. Mesela şu an Levent onu çok hızlı hareket ettirdi ellerini. Hayvan tedirgin olmaya başladı. Biraz yavaş hareket etmeniz lazım. Sinirlendiği zaman, mesela korktuğu zaman bir şey yapıyor, böyle yapıyor. diye böyle bir hırlama gibi bir ses çıkartıyor. Aklınızda bulunsun. Onu yaptığı zaman durumdan hoşlanmıyor da korkmuş anlamına, kızmış anlamına gelmektedir. Eğitimleri böyle devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Diğer gün eğitimde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın, hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar. Sultan papağanımızı alıştırmaya başlamıştık. Ele kola alıştırma eğitimlerine başlamıştık. Birkaç gün geçti. Artık yavaş yavaş kuşumuz bana alışmaya başladı. Yavaş yavaş omzuma almaya başladım. Koyuyorum, burada vakit geçiriyor. Dalları veriyorum. Burada dallarımız da var. Onu da göstereyim şöyle. Gel bakalım. Hemen dalları yemeye başlıyor. Bakın.
çok sevdiği bir şey, dalları. Buraya alıyorum omzuma, burada veriyorum dalları. Yemeğini yiyor burada. Ondan sonra her tarafı pisliyor tabii. Üstüm başım pislik oluyor ama işte kuş alıştırma döneminde bunları biraz katlanmamız gerekmekte sevgili arkadaşlar. Bunu yapmadığınız zaman, ilgi alaka göstermediğiniz zaman kuşunuza biraz daha yabancılaşma durumu söz konusu oluyor maalesef ki. Evet. Dalları çok seviyor. Aspuru çok seviyor. Normal darıyı çok seviyor. Beyaz darıyı, ak darıyı çok seviyor. Bunlar özellikle yediği çekirdek aldım. Küçük çekirdeklerden paketi 10 lira, kilosu 20 liradan. Yarım kilo aldım. Onu yavaş yavaş kırıyor. Bakın nasıl yiyor. Buradan şimdi şeyi de göstereyim. Mesela ele alma durumu. Buraya bakalım. Bak. Yavaş yavaş bir yadırgama durumu oluyor ama elime geliyor. Bak. Gonçik, ne haber? Ne haber? Evet, gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım. Bunu artık güzelliğine bakın şunu. Ben burada YouTube'da videolarımı hazırlarken, video renderlarken onu koyuyorum buraya, orada takılıyor. Bir şekilde ona sohbet, muhabbet hem bana alışıyor, hem sesime alışıyor, hem elime, omzuma alışıyor. Daha biraz daha vakti var. O yüzden tam anlamıyla alışmış durumda değil. Daha çünkü 45, 2 hafta deseniz yaklaşık 15, şu an 2 aylık bir kuşumuz bu. Yeni yuvadan çıktı, anneden ayrıldı, ortam farklı ve ben işlerimden dolayı aşırı ilgilenemiyorum. Yani böyle sabah gidiyorum, akşam geliyorum, akşam bir saat kadar ilgilenebiliyorum. Yani bu formatta gidiyoruz birkaç zamandır. Hafta sonları biraz daha fazla ilgilenme şansım var ama tabii bu yetmiyor. Biraz daha arttırımı gerçekleştireceğim tabii ki. Ona göre düzenek kurdum, yemlemesi vesairesi ilgileniyorum ama diğer videolar gelecek. Tabii bu videoların gelmesiyle alakalı şunu söylemek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle bu aldığımız zaman kuşumuzu ilgi alakayı göstermemiz lazım. Her gün bir şekilde kesintisiz ilgi göstermemiz lazım. Yarım saat olur, bir saat olur, iki saat olur, 15 dakika olur. Kuş sizi görsün, yem verin, yem yesin, omzunuzu alın, elinizi alın, öpmeye çalışın, seslerin bir isim takın ve onunla hitap edeye de size seslendiğini öğrensin. Islık çalmaya çalışın. Yani bunlar kuşunuzu alıştırmak için uygun şeylerdir. Bağırarak, ani hareketler yaparak, bunun dışında elinizle ona vurarak, korkutarak, avuçlama şeklinde şöyle arkadan gelip bu işi yapmayacaksınız, rahatsız olabilir. O yüzden muhabbet kuşları olsun, sultan papağanları olsun, alıştırırken cennet papağanları olsun, hepsinin korkutmadan, güzellikle yapmamız gereken işlemlerdir sevgili arkadaşlar. Şu anda videomuzun bu kısmını sonlandırıyorum. İleriki günlerde yine kuşumuzla alakalı bilgileri paylaşıyor olacağım. O zaman biraz daha aydınlanmış olacaksınız. Şimdi hoşça kalın. Evet, kuşumuz diğer burada. Bizim Leo var. Bir tane de onun yine bir eşi var, beyaz. O var. Hemen yanında yine kanaryamız var. Bunlar şu anda kuşumuzun yanında duruyor. Araya bir paravan koydum ki birbirlerini çok görüp ilgilenme durumları olmasın diye sevgili arkadaşlar. Hala yere şey koyuyorum, yem koyuyorum, dalları koyuyorum. Hoşuna gidiyor, oradan biraz yiyor. Evet, şimdi kuşumuzu bir çıkaralım. Bakalım ne yapacak, nasıl tepki verecek. Gel bakalım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? İyi misin? Ne haber? Işığa doğru. Arada bir gidiyor, bunların üzerine takılıyor. Şunların üzerine bir gidiyor. Ben bunu genelde çıkarttığım zaman örtüyorum. Gel. Ne oldu? Sen neden korktun? Ha? Şu anda kuşumuzun alışma evresi tamamlanmış sayılabilir. Çok 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 az bir ürkekliği var. Ortamı da tam bilmiyor. İşte burada diğer kuşlar var vesaire. O yüzden evet, bizimkiler hemen bir anda şeye geçtiler. O ayağını yok oradan. Bizim
Ahmet Kuş'ta ayağına dokunuyor orada. Güven meselesi yavaş yavaş olacak şeyler sevgili dostlar. Bir anda olmaz. Zaman ayırmak lazım. Akşamları geldikçe bir yarım saatimi, bir saatimi arasında bir şey vermeye çalışıyorum kuşuma ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Kafesten de memnun. Burayı biraz daha geliştireceğim. Daha farklı bir düzenek kuracağım buraya ama şimdilik bu şekilde tutuyorum. Evet arkadaşlar, kuşumuz omzumda ve temizlenmeye başladı. Burada keyif alıyor, takılıyor. Kendini temizliyor, kulağımla oynuyor, bıyıklarımla oynuyor. Ondan sonra arada yem veriyorum, onunla takılıyor. Bayağı bir... Küçük kuş. Aşkım. Evet arkadaşlar, Sultan Papağanımız burada. Biraz kamerayı görünce şey yaptı, huzursuzlandı gibi. Ama size göstermeye çalışacağım. Ponçik! Ne yapıyorsun? Evet, biraz kamerayı yadırgıyor şu anda. Elimde kamera olduğu için. Bir çekingenlik gibi. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Oğlum bile odaya geldiği zaman daha farklı bir tavır sergiliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? He? Kaşındı mı buraların senin? He? Senin ibibiklerin kaşındı mı? He? Allah Allah. Bak 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 bak. Kaşınmış buralar, kaşınmış. He? Biraz şu saçlarını tarayalım. He? Bakın eğiyor, görüyor musunuz kaşımam için? Ne yapıyorsun? Mamanı yedin mi? He, dışarı çıkalım mı seninle? Bunun en büyük keyfi bu, dışarı çıkıyor. Çıkartıyorum onu dışarı. Benle beraber. Daha sonrasında burada diğer işte kanaryanın kafesine gidiyor. Şeyin kafesine gidiyor. Muhabbet kuşunun kafesine gidiyor. Ve bu şekilde keyif yapıyor. Diğerlerinden biraz daha ayrıcalıklı şu anda, alışma dönemi olduğu için. Evet, en sevdiği şöyle avucumu neredeyse kafasının içine alıyorum ve bu şekilde seviyorum. Şu kulak kısımları var, kulak deliğinin olduğu yer var. Orasıyla şu kısımları çok hoşuna gidiyor okşandığı zaman. Bakın, hiç sıkıntı yaratmıyor, gayet güzel bir şekilde duruyor. Çünkü artık alışma dönemi yavaş yavaş geçiyor. İşte biraz farklı bir materyalle elinde bir şeyle geldiğin zaman biraz tedirginliği oluyor hala. Ama normal. Çünkü sadece beni görüyor şu anda. Yukarıya işte bir lement çıkıyor arada bir. O da onu gördüğü zaman da ona biraz şey yapıyor, tıslıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kafasına kaşıttırıyor rahat bir şekilde. Herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Şöyle biraz... Kamerayı görünce biraz sıkıntı yaratıyor şu anda. Normalde bu kadar şey davranmıyor. En çok sevdiği şu şekilde kaşıttırmak. Bakın şurada delik gibi bir yer var. Orası kuşun kulak kısmı. Orası kaşındığı zaman çok hoşuna gidiyor. Bir de şu ibibiğini çok kaşıttırıyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Siz de inşallah böyle güzel hayvanları rahat bir şekilde eğitebilirsiniz sevgili dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Ama o zamana kadar her zaman için soracağınız bir şey olursa destek olmaya çalışırım. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.